Katmer poğaçayı çok daha lezzetli yapan bir malzeme kullandım bu tarifte. Ve bence siz de deneyip tattıktan sonra artık hep bu şekilde yapmak isteyeceksiniz. Merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu katmer poğaçalarımı gelecek olan misafirlerim için hazırlamıştım. Yine peynir tercih etmeyen bir misafir grubu gelecek olunca benim de işime geldi ki ben de patatesi çok severim. Ve poğaçalarımı patatesli yapmaya karar verdim. Bolca soğanı kavurduktan sonra diri olarak haşladığım ve rendelediğim patatesleri tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırdım ve iç harcımı hazırladım. Poğaçası içinse klasik katmer poğaçada yaptığım aynı hamuru kullandım. Detaylarıyla daha önceki videoda anlatmıştım. Sağ üstte ve video altına linkini ekliyorum. Hamurun yapılışına detaylarıyla oradan bakabilirsiniz. Şimdi poğaça hamurum hazır, mayalanıyor. Patatesli harcım hazır. Birazını da yine çeşit olsun diye peynirli yapacağım. Klasik sert peynirle lor peynirini karıştırıyorum. Şimdi gelelim asıl malzemeye. Elimde haşhaş ezmesi vardı ve patatese çok yakışacağını düşündüm. Her türlü çok lezzetli yapıyor zaten. Haşhaşlı çörek tarifimi biliyorsunuz, yıllar öncesinden paylaştım ve birçok kişi yaptı şimdiye kadar. Haşhaşla zeytinyağını karıştırıp onu da önüme aldım. Ve hamurum mayalandıktan sonra önce 3 parçaya ayırdım. Elde ettiğim büyük bezelerden birini de 4 parçaya yine böldüm ve açmaya başladım. Çok değil, tatlı tabağı büyüklüğünde, servis tabağı büyüklüğünde diyelim. Açtıktan sonra zeytinyağı haşhaş karışımını sürdüm ve tekrar 3 kat daha bu şekilde aynı işlemi uyguladım. En son üzerine tabii ki haşhaş ezmesi koymuyoruz çünkü biraz daha şimdi merdane ile açabildiğim kadar açacağım. Zaten yağlı bir hamur, hemen açılıyor. Ve şimdi üçgenlere kesiyorum. Ben 12 parça elde edecek şekilde kestim. Geniş kenarlara patates harcını yerleştirdim. Ve sarmaya başladım. Burada bir püf noktası daha. Sardıkça hamuru çekiştirin ve daha çok uzayacaktır, göreceksiniz. Üçgen ufalan kısma doğru. Bu şekilde daha uzun, güzel, adeta croissant gibi katmanlar elde edersiniz. Ve haşhaş gerçekten hem katlarını belirginleştiriyor, daha kıtır, lezzetli bir hal katıyor. Çok lezzetliydi. Patatese de çok yakıştı. Açıkçası ben hepsini bu şekilde yapmak isterdim ama belki tercih etmeyen olabilir, haşhaşı sevmeyen olur diye düşünerek bir kısmını da sade yaptım bezelerin. Bunda da şöyle bir yöntem izledim. Yağladığım katmanların üzerine biraz nişasta serptim. Ve bu da piştiğinde arkadaşlar bir tık yine katların ayrışmasını sağlıyor. Aynen baklava ve diğer bu tarz nişastalı böreklerde olduğu gibi. Biraz daha kıtırlığına yardımcı oluyor. Siz de deneyin, kendiniz farkı görün. Açtığım ikinci hamurda da yine bir kısmını patatesli, bir kısmını peynirli yaptım. Peynirin içine maydanoz da çok yakışır. Sararken bile katları görüyorsunuz. Piştiği zaman da aynı şekilde görünüyor. Yine çok acele gelen misafirlerime dar vakitte hazırladığım tariflerden biriydi ve bunu da yine menü olarak çektim sizin için. Bir sonraki bölümde izleyebileceksiniz. Poğaçalarımı tepside biraz mayalandırdıktan sonra üzerine yumurta sürüp belli etmek için bir kısmına haşhaş serptim. Ve önceden ısıttığım 200 dereceli fırında kabarıp kızarana kadar pişirdim. İşte son halleri. Yumuşacık. Elinizle sıktığınız zaman, bastırdığınız zaman. Şu an hala çok sıcak ama içini göstermek istiyorum. O haşhaş katmanlarını. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde mutlaka deneyin. Patatesle çok yakıştı.
Bunun dışında yine kısa sürede çay ikramı olarak yaptığım hazırlıkları bir sonraki bölümde vlog olarak izleyebilirsiniz. Videomu beğenip yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu bölümde benden bu kadar. İnşallah yeni yeni tariflerde görüşene dek hoşça kalın.